Yani hiç bilmeyenler açısından sosyal medyada bir şey haline getirildi. Yani Aydınlık yazdı ama bir şey olmadı. İşte şimdi Can Dündar yazınca mı suç oluyor falan. Hatta evet. Bu kampanyayı ısrarla sürdüren kişilerden biri de Ayşe Nur Arslan. Bir Gün gazetesinde şöyle yazdı. Birkaç satır okuyayım. Bu köşenin okurları, sokaktaki sade vatandaşlar bilmeyebilir. Ne de olsa her gün birkaç gazete okuyacak halleri yok. Oysa biz gazeteciler en azından kabaca bilmek zorundayız. Neyi mi? Aydınlık gazetesi küpüründe gördüğünüz gerçeği. Evet, Can Dündar ve Erdem Gül'ü Silivri'ye gönderen haber daha önce yayınlandı. Küpürde görebilirsiniz 21 Ocak 2014 günü. Yani MİT tırlarının durdurulması vakasından sadece 2 gün sonra. Yani Cumhuriyet'ten yaklaşık 1,5 yıl önce diyor ve sonra diyor ki daha Can ve Erdem'in adliyede sorgulandıkları gün Halk TV'deki Medya Mahallesi programında canlı yayında gündeme getirdim meseleyi. Daha o gün sordum. Günün sıcağında kar tanesi gibi eriyip gitti. Sorum hiç değilse bu köşede kayda geçsin. Anında bilgiye ulaşıp yayınlayan Aydınlık neden görmezden geliniyor da Cumhuriyet, casusluk, terör örgütü üyeliği gibi akla ziyan iddialarla suçlanıyor. Sevgili Can ve Erdem neden Silivri'de yatıyor diye imalı bir yazısı var. Bu başka sitelerde de benzer haberler yapıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem sosyal medyadan hem de bazı köşe yazarlarından, bugün de Akit gazetesinden Aydınlığa yönelik bir kara propaganda ve bir hedef gösterme faaliyetine tanık oluyoruz. Şimdi Ayşenur Arslan bizi Silivri cezaevinde ziyaret ettiğinde ona işte basın özgürlüğü çerçevesinde hangi suçlardan yargılandığımızı, 4,5 yıl hangi suçlardan tırnak içinde hangi terör suçlarından dolayı içeride olduğumuzu anlatmaya çalışırken Ayşenur Arslan orada bizim tamamen basın özgürlüğü, basın faaliyeti, bunların Ergenekon denilen o çuval içerisinde, o torba içerisinde Türkiye ordusuna, Türk milletine yönelik bir kumpasın parçası olduğunu çok açık bir şekilde söylemişti bize. Ocak 2014 bizim henüz daha cezaevinde olduğumuz bir dönem. Yani şimdi Ayşenur Arslan ne demeye çalışıyor bilmiyorum ama biz 2009'da tutuklandık. 2014'ün Mart'ında çıktık. Yani 4,5 yıl. Şimdi Ayşenur Arslan bizi tekrar oraya göndermeye çalışıyor. Yani Aydınlığı niye tutuklamıyorsunuz demeye getiriyor. Yani bu kendisine hiçbir şekilde yakıştıramayacağımız bir tutum. Olaydan 2 gün sonra Aydınlığın bunu bir habercilik örneği, ödüllendirilmesi gereken bir durum olarak görmüyor. Niye Can Dündar'ları tutukladınız? İşte bilmem Deniz Yıldırım'ları, Aydınlığı niye tutuklamıyorsunuz tekrar? Bu havaya getirecek, bu imalarla konuşan bir kara propaganda hareketi yürüyor gözlemlediğimiz kadarıyla. İşte bugün de şeyin Akit gazetesinin haberi. Evet. Aydınlık işte cemaat ve cumhuriyetin yürüttüğü çizgiye geldi, o kervana katıldı. Yani bu şu demek işte, artık bir süre sonra bunları da tutuklayabilirsiniz demek, hedef gösteriyor. Şimdi burada biz aynı zamanda Can Dündar ve Erdem Gül meslektaşlarımızın diyeyim tutuklanmasına kesinlikle tavır aldık, alırız. Çünkü biz tutuklandığımız zaman onlar da tavır almıştı, biliyoruz. Can Dündar Ergenekon davasının tanığıydı. Hem de kamu tanığıydı, yani savcıların çağırdığı bir tanıktı. Ecevit'le ilgili belgeselinden dolayı orada kontrgerilla, gladio vesaire ifadeleri geçtiği için hani sözüm ona, o yargılamanın bir kamu tanığı olarak çağrılmıştı. Orada çok net bir biçimde benim o dönem yaptığım belgeseldeki ve Susurluk sonrası ortaya çıkan gladio, kontrgerilla diye ifade ettiğimiz yapılanmayla burada yargılananların organik hiçbir bağı yoktur diyerek orada aslında mağdur olmuş, kumpasa uğramış komutanların, aydınların, gazetecilerin, siyasi parti liderlerinin, liderinin yanında tavır aldığını çok net olarak göstermişti. Ben mesela şu an muhtemelen Can Dündar'ın bulunduğu koğuşlardan birindeydim. Şimdi Ayşenur Arslan o kumpasların devamını gelmesi yönünde bir takım işaretler sunuyor. Diyor ki tutuklayın, yani aydınlığı da tutuklayın. Bu asla kabul edilebilir bir tutum değil. Kendisini hiç yakıştıramadığımızı, bu çizgide olan, hani Can Dündar'lar tutuklandıysa aydınlıktakiler de tutuklansın çizgisinde olan herkesi uyarıyoruz. Bizim
tutuklanmayan bir tane genel yayın yönetmenimiz kalmadı son 10 yılda. Sırayla. Sırayla. Kim genel yayın yönetmeni olduysa bir şekilde kumpaslara dahil edip tutuklandı. Biz tutuklamalardan, cezaevlerinden vesaire falan filan çekinecek, kendi yaptığımız haberin arkasında duramayacak bir gazete değiliz. Bedeller ödemiş bir gazeteyiz. Hiç kimse bedel ödemezken bedeller ödedik. Bugün de o haberimizin arkasındayız. Çünkü bu iktidarın bu politikasını sonuna kadar eleştirme hakkımız vardır. Evet. Ve bu tarzda yayın yapan herkesi uyarıyoruz. Tabii bu Ayşenur Aslan'a da bu ekranlar her zaman açık. Kendisini çok yakın zamanda Kral Çıplak programında da ağırladık. Umarız ki bu yazıdan da o niyetle yazmamıştır veya bir cevap hakkı doğduğunu buradan ilan edelim. Kendisi ne zaman bu konudaki fikirlerini paylaşmak isterse Ulusal Kanal ekranları Ayşenur Aslan'a her zaman olduğu gibi açık, onu da bir daha belirtelim.